Hizmet kare geldi kaya, can ediriz ahi, namze teki ser bu kaya, can ediriz ahi. Adayımız, bağımsız milletvekili adayımız İdris Ahi. Allah hepinizden razı olsun. Lütfen kendi evladınıza sahip çıkın. Bir tane yabancı geliyor, bu meydanı durduruyorsunuz. Eğer siz burayı durdurmuyorsanız bu sizin aybınızdır. Sizi davet ediyorum içeriye. Allah razı için. Ne olur. Kudu haya hamtın haya. Sizi içeri davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Van halkıyla gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Kendi evladınıza sahip çıkıyorsunuz. Çok sağ olun, var olun. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu. Değerli arkadaşlar, bayraklarınızı kaldırın. Bayraklarınızı görelim. Ver coşkuyu. İzi sahi gelecek, valla hizmet gelecek. Hey. Arkadaşlar bayrakları da artık. Bayrakları da artık. Bayrakları görelim. Hepinize davet ediyorum. Bütün Van halkımız ve adına da, bizim intimize davetlidir. Hepinize davet ediyoruz. Buyursunlar buraya. Evet.
bırakın arkadaşlarımızı lütfen. İsrar ediyoruz. İçeri davet ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Ne olur. İdris abi. Sağdan soldan hepsi içeri davet ediyoruz. Hak için. Yakında halkımızı seviyoruz. Tuzaktan değiliz. Biz sizden biriyiz. Uzaktan gelmemişiz. İtaz değiliz. Biz yerli ve milliyiz. Biraz gerginim, kusura bakmayın. Gerçi bu meydan eğer dolu olmuşsaydı çok güzel projelerimiz vardı. Bu projelerimizi hepsi açıklayacaktım. 65 plaka, 65 projemiz vardı. Maalesef ben bu projeleri açıklamıyorum. Ben eğer sizi davet edeceğim, eğer içeri doldurursanız bu projeleri açıklayacağım. Yoksa ben burada konuşmayı kesmek zorunda kalacağım. 65 duruşa, 65 duruşa. Ben sizi gördüğüm zaman hepiniz tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz, bizi gururlandınız, bizi şereflendirdiniz. Eğer İdris Ahi size hizmetkar olursa gerçek van kazanır, değişim lazım. Yani yıllardır bu kadar zaraat patatesleri yedik, ne fayda gördünüz? Biraz daha yedi patates yiyin. Projeyi yine de sizin hatırın için açıklayacağım. Burada biraz bayrakları bu tarafa veriyorum. Burada bayrak yoktu. Burada bayrak istiyorlar. Bayrak isteriz. Bayrak sallayın bu tarafa. Arkadaşlar bayrak kaldırın. Tekrar özür dileyerek söylüyorum. Gerçekten ben bugün bunu beklemiyordum. En az 100.000 insanı burada bekliyordum. Ve coşkuyu ver. Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, özellikle Van'ın sorunların bir tanesi çevre yoludur. Hepiniz biliyorsunuz. 20 senedir çevre yolu bir yılan hakası olmuştur, bir türlü bitmiyor. Bütün iktidar, muhalefet, herkes geldi, geçti. Kimse bu sorunu çözmedi. Allah nasip ederse, eğer siz bize destek verirseniz mutlaka biz bu sorunu çözeceğiz. Özellikle şu an bazı arkadaşlarımızın şu an sorunları bize dile getirdiler. Gerçekten ben üzülüyorum. Van'ın bazı insanların 500 metre arsası var, o 500 metresi 5 kişiye vermişler. Bu insanlar birbirine ortak etmişler. Bu büyük bir sorundur. Ben bunu milletimin adına devletin çözülmesini istiyorum. Ver coşkuyu. Verirseniz ben sen iyi bir hizmetçi olabilirim. Ha belki seydarlık yapamam, belki ağalık yapamam, belki beklik yapamam, belki şıklık yapamam. Ama gerçekten bunu size samimiyetle söylüyorum, ben iyi bir hizmetçiyim. Uğur Bey sizi içeri davet ediyoruz. Sayın Uğur Bey, buyurun. Van'da gerçekten Türkiye genelinde Van kadar damır madeni yoktur, hiçbir yerde yoktur. Burada Van'da niye bir demir çimento fabrikası, bir tane çimento fabrikası var? Neden burada 10 tane, 10 tane çimento fabrikası olmasın? Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin. Safalar getirdin. Hoş geldin. Sen Salim oldun. Sen Çalim oldun. Yine buyurun. Sen siz ona böyle olurken. Bu tarafta bayrak istiyorlar. Türk mü söyleyeyim, Türkçe mi söyleyeyim, Arapça mı söyleyeyim, ne istiyorsunuz? Türkçe.
Değerli arkadaşlar, dışarıdaki arkadaşlarımdan rica ediyorum. Biz size zarar vermeyeceğiz. İçeri gir, sizi davet ediyoruz. İçeri bir gelin. Eğer burada bir tane İtalya patates burada olsaydınız gerçekten hepiniz burayı durdurmuş olurdunuz. Bir tane yerli patates burada. Patatesinize sahip çıkın. Bütün masifleri, hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sizi burada çok beklettirdim. Sizden özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Diğer de arkadaşlarım, dışarıdaki arkadaşlarım da ben de hakkımı helal etmiyorum. Eğer içeri gelmeseler. Bak İdris Ahi geldi. Allah'ın rahmeti geldi. Görüyor musun? Lan yağmur yağdı. Hep yürekten can İdris Ahi. Van halkı kendisi dahidir. Van halkı inanıyorum gerçekten Van halkı çok akıllıdır. Eğer Van halkı İdris Ahi meclise giderirse Van halkı sizin gibi bir gururdur. Sizin bir şereftir sizin için. Hepiniz de hoş geldiniz. Arkadaşlarım için ben gerçekten özür diliyorum sizde. Hepiniz de hoş geldiniz. Tabii ki diyor yaşın yanında, kurun yanında da yaşıyı da yakmamak lazım. Sizi Van halkının adına hepsinin gelmesini gerçekten çok istiyordum ama gelmediler. Siz de birer saygı olarak geldiniz. Bir Vanlı hepsini gel burada ben görüyorum. Kendi gözümde hepsini burada görüyorum. Biliyorum ki kalpleri bendedir. Ama maalesef bazı güçlerin korkusunda millet buraya gelemiyor. Ben bayrak girelim, bayrak kaldıralım. Yine söylüyorum değerli arkadaşlar, dışarıda kalanları içeri davet ediyoruz. Ne olur Allah size razı olsun. Arkadaşlar, belki mesela değerli büyüklerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki biz hiçbir yere hızlı trensiz bırakmayacağız. Neden Vanlı yıllardır hızlı trensiz bırakmış? Halkımızın adında ben talep ediyorum Van'a da bir hızlı tren gelsin. Eğer İdris Ahi kazanırsa gerçekten bunun takipçisi olacağız. Oturgarımız gerçekten çok eksik, çok küçüktür. Oturgarız inşallah oturgarı da yapacağız. Değerli arkadaşlar, dışarıdaki arkadaşlar içeri gelmezse hakkımı helal etme. Bayağı diğer köprüde sizi yakanızı tutsa da ben karışmam size. Can nedir İslahi, her milletten, her aşiretten can. Bizim tek parmak, Allah birdir, tek parmağımız bize yeterdir. Çift parmağa da gerek yoktur. Allah birdir, Huda haya hem tünaya. Bu güçten can nedir İslahi. Kocalarımız belki burada vardır. Ben isterdim ki onlar bu açıklamayı yapsın. Bu taziye yemekleri gerçekten haramdır. Bunu herkes, bütün kocalar da biliyor. Ben bir milletvekili olarak bir taziye yemekleri yemiyorum. Bizim kocalarımız da yemesinler. Bu taziye yemekleri kaldırsınlar. Gerçekten çok insanlarda duydum ki taziye yemekleri gidiyorlar, kredi çekiyorlar, geldik yemek taziyesinin parasını veriyorlar. Yani ben bunu milletimize, büyüklerimize özür dileyerek bunu söylüyorum. Kocalarımız mutlaka bunu dile getirsinler.
Ben kazanırsam gerçekten bunun takipçisi olacağım. Yani taziye yemekleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Diyor ki ey Ayşe, bizim komşunun taziyesi vardır, onlara yemek hazırlayın. Şimdi 3 güne kadar bir yerde bir taziye olursa o evin içinde su bile içilmez. Maalesef insanların bakıyoruz ki yani bir kültür haline getirmişler. Bu yanlış bir şeydir. Eğer İdris Ahi kazanırsa gerçekten ben bunun takipçisi olacağım. Bu yanlış bir şeydir. Bayrakları görüyorum. İdris Ahi, ca İdris Ahi var o hizmet bükâ. Rayı khana dana kortule yobancı, dana kortule gündiye khua. Yoksa ikinci mi istiyorsunuz? İkinciye karşıyız, ikinci olmaz. Can ediniz ahi, bu enveri meclisan. Can ediniz ahi. Gençler, tekrar söylüyorum, evlenme çabında olan, evlenmeyen kardeşlerimiz burada varsa tek olan elini kaldırsınlar. Basarı buraya girdim, sen ikinci evlendin sen. Yok sana yok. İkinciye yok. Niye bana derse girmediniz? Siz içeri gelmezsin bu hakkı halol etmezsin birisi. Bacılarımız var. Onlar devlet onlara maaş veriyor. Onlar evlenmiyorlar. Ben kazanırsam ikinci maaşı vereceğim evlenenlere. İkinci maaş. Çünkü dul abilerimiz, amcalarımız var. Bunlar da yazıktır. Onlar da günahtılar. Hoş geldiniz. Safalar geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.